Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası Faktöriyel Konusu Set 78 1. Soru 11 faktöriyel eksi 2 çarpı 10 faktöriyel bölü 7 faktöriyel artı 8 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar ortak faktöriyel parantezini alabiliriz. Nasıl? Şuradaki 11 faktöriyeli şöyle yazabiliriz. Bakın 11 çarpı 10 faktöriyel eksi 2 çarpı 10 faktöriyel bölü. Aşağıda da 8 faktöriyeli şöyle yazabiliriz bakın. 8 çarpı 7 faktöriyel. Şimdi yukarıyı 10 faktöriyel parantezine alsak. E, burada 11 kaldı. Eksi 2 bölü. Aşağıyı da 7 faktöriyel parantezine alsak. Burası 1 artı 8. Şurası bakın 11 eksi 2'den 9. 8 artı 1'den 9. Şunlar birbirini götürür. Dolayısıyla şurayı açarsak 7 faktöriyeliye kadar 10 faktöriyeli. 10, 9, 8, 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Şu 7 faktöriyeller de sadeleştiği zaman 9 çarpı 8, 72. Onunla da çarptığımız zaman 720 cevabımız C şıkkı olur. İkinci soru 0 faktöriyel artı 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel artı 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel vesaire 99 bölü 98 faktöriyel kadar bir işlem var. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi şöyle yazmaya çalışırsak 0 faktöriyelin değeri 1'dir arkadaşlar. Artı şurada 3 e, üç faktöriyel bölü 2 faktöriyel şöyle 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel şeklinde yazsak şunlar sadeleşecek. Buradan sadece 3 kalacak. Artı şu aynı şekilde 5 faktöriyel 4 faktöriyel de şöyle yazarsak. 5 çarpı 4 faktöriyel 4 faktöriyel bakın burada da 5 kalacak yani burada şöyle görebiliriz tek sayılar kalıyor 1 3 5 7 9 vesaire nereye kadar gider burası şu 99 çarpı 98 faktöriyel bölü 98 faktöriyel. Şunlar birbirini götürürse şurada bir 99'a kadar gidecek. Bu da arkadaşlar tek sayıların toplam formülünde bulunabilir. Şöyle ki şimdi 1, 3, 5 vesaire diyelim ki e, 2n eksi 1'e kadar sayılarımız var. Bu tek sayıların toplamı arkadaşlar şu en kare formülü ile bulunabilir. Dolayısıyla burada 2 n eksi 1 ile bahsedilen sayı bakın 99'a gelmiş. 2 n eksi 1 eşittir 99'dan 2 n eşittir 100 ise en eşittir 50. Dolayısıyla bu toplam en kare yani 50'nin karesi o da 2500 sonucuyla şıkkıdır. Üçüncü soru. X ve Y 3ten büyük birer doğal sayı olmak üzere diyor. E, mavi ve pembe sembollerle e, bazı ifadeler tanımlanmış. Verilenlere göre diyor. Bu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi bakıyoruz. Mavi sembolle tanın, e, tanımlanan ifade. E, şuradaki X ifadesinin bir fazlası faktörüyle aslında çarpımı. Pembe olarak tanımlanan ifade de e, bu Y ifadesinin ya da sayısının diyelim. Eksi 3 ile ee, en son çarpımı yani bunun faktörüyle aslında şimdi şu 9 e, mavi sembolüne bakarsak arkadaşlar bunun bir fazlasını faktörü yani aslında burası 10 faktörü diyebiliriz. Şu kısım eksi pembe olarak e, tanımlanan yerde eksi 3 e, çıkartıyorsunuz e, ve o kadar faktör yani 11 eksi 3'den 8 sekiz. burası 8'e kadar çarpım geldiğine göre 8 faktöriyel yani. bölü. Aşağısını yazarsak yine mavi sembolle bir fazlasını faktöriyeli yani 9 faktöriyel artı şu da 3 eksiğini faktöriyeli yani 8 faktöriyel artı diyor. Şu kısmı yazalım şimdi. Pembe ile y eksi 3 yani 12 eksi 3'ten 9 faktöriyel burası. Aşağısı da 13 eksi 3'ten 10 faktöriyel de burası. Şimdi burayı düzenlersek arkadaşlar en küçük faktöreli alalım. 8 faktörel parantezini alsak burası 10 çarpı 9 kalacak. Eksi şurada 8 faktöreli aldığımız zaman burada da 1 kalacak. aşağıda da 8 faktörel parantezini alırsak 9 çarpı 8'den bir tanesi 8 faktörel gitti. Burada 9 kaldı. Şurada da 1 kaldı. Artı şurayı da düzenlersek 9 faktöriyel, 10 faktöriyel de 10 çarpı 9 faktöriyel şeklinde yazabilir. Şimdi şunlar sadeleşir, şurada da sadeleşir, burada 10 çarpı 9'dan 90 eksi 1'den 89 kalacak, 89 bölü 9 artı 1'den burası 10 artı, şurada da bakın 1 kalıyor, 1 bölü 10 sadeleştirmiştik. Buna paydalar eşit olduğu için topladığımız zaman 90 bölü 10'dan 9 sonucunu bulabiliriz. Cevabımız 5.